kıymetli dostlar 4 Eylül 2023'ten herkese selamlar olsun. 5 Eylül 2023 saat gece 01.00'da konferanstaki kadrosunu son kadroyu teslim etmiş oluyorsun. maçtan 24 saat önceye kadar hocam değiştirme hakkımız var mı? Öyle bir şey yok o bitti artık. Kadroyu teslim ediyorsun. Sadece sayıca üstünüz. Fenerbahçe'miz MK Ankara gücünü güzel oyun güzel futbolla yenerek Yok güzel futbol. Bence güzel futbol. Yani hakemi de yeniyorsan güzel futbol oynamışsındır. Yenerek bir maç eksine rağmen lider olarak milli araya girdi. 29 Haziran 2018. Fenerbahçe Melisa Vargas'ı transfer ederek Türkiye'ye getirdi. 3 Eylül 2023. Kadın voleybol milli takımımız Melisa Vargas önderliğinde Avrupa şampiyonu oldu. Ben şunu söyleyeyim. Burada takımcılık yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama e, herkes şunu gördü ki Atatürk kızları başardı. Gerçekten de başardı. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Dün bizim Ankara'da net penaltımız verilmedi. Net. Tartışmasız net penaltımız verilmedi. Rakibe kırmızı beklediğimiz pozisyonda kırmızı kart çıkmadı. Gaziantep maçında Fenerbahçe'nin %100'lük penaltısı yenildi. Ama herkes kendi takım arkadaşına çarpan topun ki kurallar gereği zaten penaltı değil. Bu penaltıydı değildi. rakibin penaltı verilmediği algısını yaptı. Samsun'da kesinlikle ve kesinlikle tertemiz golümüz verilmedi. Herkes çıktı Samsun'un hakkı yenildi. Ağdını başladı. Ya Fenerbahçe operasyonu erken başlattılar. Fener'e operasyon var ama gel gör ki sorsam başkalarına operasyon var. Erman Toroğlu son dakikada o sayı Hanosek pozisyonu. Arkadaş buna penaltı demiş bazı arkadaşlar. Erman Toral diyor ki böyle penaltı dönmez Geçeriz diyor. Bak ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bünyamin Gezer çıksın desin ki bu penaltı arkadaş desin. Ben penaltı diyorum. Rakibe penaltısı verilmemiş diyorum. Kabul. Var mı aranızda benim kadar delikanlı olan? Var mı aranızda benim kadar mert olan? Arkadaş işte şu adamda neye penaltı diyorsa bence penaltıdır. Ya da ne diyorsa o kabul diye var mı? Zor. Ceko'nun yerde kaldığı pozisyon. Yine Elman Turol diyor ki Edin Ceko'nun yerde kaldığı pozisyon bana göre kırmızıya daha yakın. Hakem yönü işaret etti ama top hızlı gitmiyor. Üstelik aşağıda boş Fenerbahçe'li oyuncu daha var. Bana da bir uyarı geldi. Ben şunu söyledim. Abi, ben penaltı vermem çünkü son adam değil rakip oyuncu gelebilir dedim. Uyarı geldi. Rakip oyuncunun yanında bir de Fenerbahçe'li oyuncu var. Yani birebir eşleştiği için sıfır gibi düşünüyorlar. Yani bu mantık. Ben ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama takdirini size bırakıyorum yani Fenerbahçe kazanmış oldu. Milli araya girdik. Bakın milli arada Mert Müldür 1, İsmail Yüksek 2. İsmail de günün şanssız isimlerinden diyelim ya. Tamam kötü oynadı kabul ama yani şanssız da. Bartu Elmaz 3. İrfancan Kahveci 4. Ki İrfancan da bir şeyler becerdi. Cengiz Ünder 5. Keşke Cengiz milli takıma çağırmasalar da iyice alışsaydım. Umut Nair 6. Livakovic 7. Bakın milli bahçe resmen. Ciku 8. Bu arada Alexander Ciku'yu da beğendiniz değil mi? Daha da iyi olacak. Omar Fayet 9. Evet Omar Fayet yanlış duymadınız. Omar Fayet 9. Miha 10. Buna da çok sevindim çünkü Fenerbahçe'de saçmalıyordu. En azından orada bir şeyler üzerinde. Şivanski 11. Tadic 12. Batshuayi 13. Ceko 14. O Samuel 15 olacak da o çağırmadılar. Çünkü ilk maç rakibini 10-0 yemişler. Sen yorulma demişler. Yani o yüzden Milli Bahçe'nin oyuncular arkadaşlar. Öyle bir olayımız var. Şimdi kıymetli dostlar maçın bitiminde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulunuyor. Aslında açıklama değil bildiğiniz direkt müjde veriyor. Yani İsmail Kartal Ankara gücü maçı sonrasında Açıklamalar müjde. Şimdi ben daha açıklamayı okumadan söylüyorum. Acaba diyecek mi? Ya biz bugün kötüydük. Zemin bizi engelledi. Milli maç arası. Yorgunluk var. Sezon erken açtık falan filan Inter Milan. Büyük ihtimalle diyecektir. Bir bakayım arkadaşlar ne diyor. İsmail Kartal. Hızlı bir şekilde ilerliyorum bilginiz olsun. Hazırlanmak için çok fazla fırsatımız olmadı. Bu akşam itibariyle yoğun bir fikstürden çıktık. Aslında bu da var arkadaşlar ya. Yani hakkını yemeyin. Takım gerçekten yorgundu. Perşembe maça çıktı. Milli maç arasında sonra tekrar yoğun bir fikstüre gireceğiz. Ama kadro derinliğimiz var. Şu anda bunu dengeli bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Bugün maçı daha erken koparabilirdik. Girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremedik ama sonunda kazanmasını da bildik. 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımımız için de diyor ki bu arada Avrupa şampiyonu olan kadın voleybol milli takımımıza tebrik ediyorum. Ülkemize, vatanımıza hayırlı olsun diyor. 6 numara. Sayın başkanımız ve yöneticilerimiz bu konuyla ilgili çalışmaları sürdürüyorlar. Bak bu genel bir cümle. Geliyor bomba. Tabii benim de başkanımız da yöneticilerimiz de diyaloglarım var. Bakalım inşallah iyi bir şekilde olabiliyorsa olacak. Tabi şartlar önemli. Bu süreci başkanımız ve yöneticilerimiz sürdürüyor göreceğiz diyor. Sihirli cümleleri okuyorum. Tabi benim de başkanımız da yöneticilerimizle diyaloğum var. Diyaloglarım var. Bakalım İnşallah iyi bir şekilde olabiliyorsa olacak. Yani açıkçası 6 numaranın müjdesini vermiş. Yani inşallah 6 numara transferini en iyi şekilde tamamlayacağız demiş. Malikatal. Kesinlikle müjdeyi vermiş. Son olarak kafasındaki oyun sistemini henüz yansıtamadıklarını belirtmiş ve demiş ki daha tam daha oturmadık. Çünkü yoğun bir fikstürümüz var, sakatlarımız var. Bununla beraber oyuncularımızı mümkün olduğunca 3-4 günde bir yapılan maçlara motive etmeye çalışıyoruz. Bunlar kolay değil. Oyuncularımın bu konudaki iyi niyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu aldığımız 3 puanı Büyük Fenerbahçe camiasına, taraftarımıza armağan ediyoruz. Bu milli ara yeni şekilde değerlendirip çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum diyor. Şimdi garip bir maç, garip bir futbol, her yönüyle enteresan bir oyun. Yani neresinden tutarsan tut değişik bir maç. Rıdvan Dilmen'den Ankara gücü Fenerbahçe yorumu gelmiş. Şimdi normalde ben Rıdvan Dilmen'i çok önemsemiyorum yorumlarını ama burada birkaç kilit cümle var. Özellikle o cümle için şey yapıyorum. Diyor ki arkadaşımız Fenerbahçe 5 yıldır Ankara'ya gidiyordu. Bu sefer müthiş bir coşku gördüm. Müthiş bir coşku gördüm. Karşılamada. Geçtiğimiz sezonun transferlerine internetten bakıyorduk. Acaba olur mu diyorduk. Bu sezon Ceko açıklandı. Tadic, Fred gibi isimler geldi ve transfer farkı belli oldu. İsterseniz dünyanın en kötü takımlarıyla oynayın. 9'da 9 yaptıysanız bunda teknik direktörün başarısı vardır. Üçüncü kez göreve geldi İsmail Hoca. En beğendiğim özelliği futbol oyununu ve o oyunu kimle oynayacağını iyi biliyor. Geçen sene Fenerbahçe'nin 11'ini papatya falıyla buluyorduk. Şimdi ben olsaydım ben de bu takımla çıkardım sahaya. İsmail Hoca skor odaklı ama zaten başkan da zaten size bu imkanı vermiş. Fenerbahçe tarihin en iyi kadrolarından birini yakaladı. İlk resmi maça orta sahada Crespo ve Mert Arkan'la çıktı Fenerbahçe. Şimdi ikisi de ilk 11'de yok. İsmail o maçta oyuna girdi ve bir daha da formayı bırakmadı. Bugün Fenerbahçe çok mu oynadı ama çok klas hareketler gördük. Fred'in maçın başındaki pozisyonu, Ceko'nun kaçırdığı, Tadic'in pozisyonu. O benim çok beğendiğim bir oyuncu. Süratli oyuncudan zarar gelmez. Onun gibi oyunculara güven vereceksiniz. Hücum yapıyorsa bir takım bu kadar o orada olması önemli diyor. Geçtiğimiz yıldan gelen kadroda 6 numara eksikliği var. Ali Başkan da bunu söyledi. Ara o çok beğenmediğim. Işte beğendiğim bir oyuncu değildi ama çok çabuk gitti. Ve yoru, yeri boş kaldı. Fenerbahçe'nin bu yoğun temposuna milli ara yetişti. Normalde boksörler nakavt olacakken gong çalar ve nakavttan kurtulurlar. Fenerbahçe öyle değil. Sürekli nakavt ediyorlar ve şimdi de arada iyi gelecektir. Bence Batu aynen kalmış olması büyük bir hatadan dönüldü olarak görüyorum diyor. İsmail Kartal'ın önümüzdeki 45-50 oynayacağı maçlar rotasyonları doğru yapmak. Geçtiğimiz sezonlarda şampiyonluğun yakınından dönüldü. Emre Hoca varken Sivas maçının kazanılamaması. Geçen sezon derbileri kazansanız şampiyondunuz ama böyle bir hava yoktu. Artık tribünde de böyle bir hava var diyor. Emin olun %50'sinde Fenerbahçe. Daha iyi potansiyeli var. Hocanın da zamanı var. Kestirmeden şu maçları götüreyim diye düşünüyor. Biz dinlendirse bazı isimleri diyoruz ama hoca verdiği kararlarda haklıdır diyor daha bu oyununda eksiği var ama düzelecektir. Fenerbahçelileri fazlasıyla mutlu görüyorum. Doğru da doğru da kadro yapıldı. Fenerbahçe maçlarını gözüm kapalı izlemem için İsmail'den bir üst seviye oyuncu gelmesi gerekiyor. İsmail başarılı mı? Çok başarılı. 8 sene daha kalır belki. Belki Avrupa'ya gider bilemem ama oraya transfer gerekiyor demiş. Aksız mı? Aksız diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. O sayesem yıl %100 kapasitemle oynayamadım demiş. Ee, bunu canlı yayında konuşmuştuk zaten. Filenin sultanlarını kutlarım zor bir maçtı. Saha şartlarında saha şartlarda zorlaştırdı. Kasık bölgemde ağrı vardı arkadaşlar. Bak bu kötü bir olay. Sprinter oyuncu için bak Zaha'da da aynısını söyledim. Sprinter oyuncular için kasık bölgesindeki ağrı sıkıntıdır. Ben size söyleyeyim. Ee, bunun iyileşmesi lazım. Milli takıma da gitmemesine aşırı sevindim. Onu da belirteyim. %100 kapasitemle oynayamadım. Gol attığım için ve iyi bir maç çıkarttığım için mutluyum diyor. İrfan Can Bayat milli takıma çağırmak zorunda kalacaklar diyor. Enfes bir e, cümle. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. 9'da 9 dokuz oldu. Çok iyi bizim adımıza. Ülke puanında katkı yaptık. Gruplara kaldık. Güzel bir izin yapacağız. Sonrasında yeniden hazırlanacağız. İnşallah ilk sonuna kadar böyle gider. Geniş bir kadromuz var. Bazen dışarıda kalan arkadaşlarımız oluyor. Herkes birbirine destek oluyor. Evden izleyen arkadaşlarımız kazanmamız için dua ediyordur bizlere. Güzel bir takımız, güzel bir birliktelik oldu. Filenin Sultanlar'dan şampiyonluk için tebrik ederim diyor. Altay Bayındır kardeşim ile çok uzun zamandır arkadaşız. Birbirimize hep destek olduk. Çok güzel karakterli bir arkadaşımız. Gidebileceği en iyi yere gitti. İnşallah peşinden bizler de oraya gideriz diyor. Dominik Livakovic çok iyi bir kaleci. 7 sene boyunca Zagreb'de çok iyi işler yaptı. Dünya Kupası'nda çok iyi işler çıkardı. Birlikte çalışıyoruz. Hoca istediğine şans verecek. bu oynayanın Fenerbahçe'ye katkısı olsun. Yeter. Yalnız çok olgun açıklamalar bunlar ha. İrfan Can milli takım için bir şey demek istemiyorum. İyi oynadığım sürece mecbur çağırmak zorunda kalacaklar diyor. Müthiş açıklamalar. Umut Nair. Mükemmel bir seri yaptık diyor. Normal seri değil. Kay seri yaptınız resmen ya. Birena Sultanları'nı kutluyoruz. Bizi gururlandırmaya devam ediyor. Güzel bir zafer. Onlara minnettarız. Bu yolda büyük örnek oldular. Ankara gücü ilk profesyonel kulübüm onlara karşı oynadığımda garip hisler oluyor. Zor olacağı belliydi. Zeminle ilgili sıkıntılar vardı. Ağır bir maç olacağı belliydi. Tvente deplasmandan yorgun geldik. Bahane bulmadan kazanmak önemliydi. 9'da 9 mükemmel bir seri. Arkadaşlar her maç sonunda yaptığım o değerlendirmeyi bir kez daha yapayım. Yalnız şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani Burada bana katılmayacağınızı biliyorum ama yine de belirteceğim. İstatistik hiçbir şeydir ama istatistik her şeydir. Gol beklentisi 0.79'a 1.49. Önceki Ankara gücü ikinci Fenerbahçe. Asist beklentisi 0.92-1.10. Topla oynama 51'e 49. Toplam şut 14'e 14. -14. İsabetli şut 2'ye 2. Kısır bir maç. İsabetsiz 5'e 8. Şut engelleme 7'ye 4. Korner 4'e 2. Aul 15-14. Sarı kart 2'ye 3. Kırmızı kart 0'a 1. Serbest vuruş 12 14. Taç atışı 23 e 17. Kale vuruş 11'e 10. Büyük şans 1'e 4. Özellikle bu büyük şans için konuşuyorum. Ben maçta diyorum yani çok net şu kadar diye. 4 tane çok net saydım. 2 tane net saydım. Hatırlıyor musunuz? Bakınız kaç yani büyük şans 4. Kaçan büyük şans yani 1'e 4. Kaçan büyük şans 1'e 3. Ceza sahası içinden şut 10'a 9. Ceza sahası için 4'e 5. Kaleci kurtarışı 1'e 2. Engellenen gol 0 29'a 0 28. İsabetli pas 319'a 324. Fenerbahçe en kısır pas isabetini yaptı. Zemin çok kötü. Uzun top 39'da 16, 55'te 32. Orta isabeti 20'de 7, 14'te 6. Top sürme girişimi 12'de 8 rakibin 24'te 10. Fenerbahçe'nin top kaybı 136'ya 121. Kazanılan ikili mücadele 47'ye 50. Kazanılan hava topu 9'a 11. Top çalma 18-15. Pas arası 7'ye 5. Tehlike engelleme 15'e 30. Bunlar maçın sıradan istatistikleri. Bir de futbolcu istatistikleri var. Ben bir puanlama yapayım. İrfan Can Eğribayat 8. Şimdi 10 verdiğim zaman çok abarttın diyorlar. O yüzden 8. Brayet Osay Samuel 9. Bekao 9. Alexander Ciku 9. Osterbolde 8.5'dan 9. Ya da 8.5 diyeyim. Fred 10. Tartışmasız onun. istediği kadar top kaybı yapsın. 3 kişilik top oynadı. İsmail Yüksek 7. İlk yerdeki İsmail Yüksek 5. Hatta 4. İkinci, ya, 3 hatta. İkinci yerdeki İsmail Yüksek biraz daha iyiydi ama ortalama 7. İrfan Can Kahveci 7.5. Şimanski 7. Tadiç 7. Edin Ceku bence 7. Kaçırdıklarını atsaydı direkt 10'du. Bir tanesini atsa 10'du. Çünkü maç daha önce kırılır. Cengiz Ünder sonradan girdi 6. Mert Hakan 6.5. Umut Nahir 6.5. Joshua King puan vermeyeceğim arkadaşlar. Rakipte kimi çok beğendin? Tolga Ciğerci 7.5 veririm. Ee, Morutan'a ben 7.5 veririm. Hatta 8 veririm. Burada 6-0 vermiş ama 8 veririm. Efkan'a 8 veririm. Son derece iyilerdi. Alisova ve Kao'da Ciku'da göz açtırmadı. Oyna sonradan giren Gerri Rodriguez'e 8 veririm. Anusaki Bayiç'i çok değerlendirmeye atmam. Şimdi size birkaç tane duyum vereyim. Galatasaray 3 ay boyunca yangın yaptı ortalığı. Sergio Ramos, Cao Felix, Parades geliyor diye. Şimdi Vecino diye bir eleman almışlar. Bakın bakın Galatasaray taraftarı yönetim istifa diyecek mi? Çünkü istifa edecek adam Bak Mijutsu falan var ya şu an papaz oldukları. O bundan daha iyi topçu ha. O kadar söyleyeyim. Alfredo Morelos Brezilya Ligi ekibinden Santos'a transfer için Brezilya'ya gitmiş. bunu zaten söyledim size. Yani olacağı da buydu. Çünkü at şu ay gitmeyince ne olacak? Şimdi Fenerbahçe'de transfer tahtası kapanıyor. Transfer 11 gün sonra bitiyor. Ve Uruguaylı Fabricio Diaz. Fenerbahçe'nin bir ilgisi var arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Ve bana gelen duyumlara göre de biz bu arkadaşla bir görüşme de gerçekleştirmişiz bu arkadaş için. Hani bizim istediğimiz paraya asla evet diyeceklerini zannetmiyorum. Bunu bilin. Ama yine de ben belirtmiş olayım arkadaşlar. Yani bu arkadaşla bir görüşme gerçekleştirilmiş. Bu arkadaş adına bilmiyorum kendisiyle görüşüldüm ama ben vereceklerini sanmıyorum. Onu da ısrarla söyleyeyim. Ali Koç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Deniz Kazası Geçen Ali Sabancı ve eşi Bustat Doğan Sabancı İstanbul'da ziyaret etmiş. Ali Koç zaten hastane sahibi. Ev sahibi yapmış. Elini cebine attı da falan filan şeyler var. Ali Koç hep elini cebine atıyor. Gençler çorum maç yaptı da Osman Ertuğrul Çetin oynadı. Yiğit Efe yedeklerdeydi. Acaba sonradan oyuna girdi mi? Gerçi Gençler Birliği maçı kazanmış 1-0. Maç kadrosu diyelim. Ee, yok oyuna Yiğit Efe girmemiş. Ertuğrul Çetin oynamış maçta. İşte bizim çocuğumuz olduğu için onlara da dikkat ediyoruz. Şimdi Luan Perez. Şu milli arada gitmesini beklediğim isimlerden bir tanesi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani ya Savuncaoğlu da diyor e, teklifler var falan filan diyor ama kimse sahiplenmesin ilk diyen benim. Şimdi İsmail Kartal'a 6 numara transferi için aslına bakarsanız çok isimler verildi. Şimdi Sercan Hamzoğlu oldu ki iki oyuncu ismi verildi. Hoca ve ekibi incelemeye incelemeye maçlarını araştırmaya başladı. Apar topar bir isim daha gündeme geldi. 26 yaşında genç ve milli bir oyuncu. Sürekli ilk 11 oynuyor. Geçen sezon 30-35 maça çıktı. Şu an hoca onaylamadan ismi vermek doğru olmaz diyor Sercan Hamzoğlu. Şimdi Mario Branco. Okan Üskan ve Scout Departmanımız e, İsmail Hoca'ya 2 gün önce 21-22 saatler arasında 2 oyuncu sunmuş. Birisi daha ön planda diyor. İsmail Hoca ve ekibi bu öneri sonra sabaha kadar oyuncunun kasetlerini incelemiş. Görüşünü yönetime önermiş. Arkadaşlar bu isim Fabrizio Diaz. Kesinlikle Fabrizio Diaz. Merak etmeyin. Bunda eminim. Ben böyle çok emin konuşmam biliyorsunuz. Ne olduğunu anlamışsınızdır. Şimdi Thomas Partey, Scott McTominay, Arsenal Manchester United müsabakasının kadrosuna alınmayan iki isim. Açık söyleyeyim. Fabrizio Diaz mı? Bunlar mı? Ama Thomas Partey mi Diaz mı? Yani ben bilmiyorum ya. Takdiri size bırakıyorum ama artık Thomas Partey Fred Schmanski ile orta saha daha mantıklı gibi geliyor. Ama bu Fabrizio Diaz için de dediğim gibi 50-60 milyon euro bandına satılabilir oyuncu diyorlar. ya Bu partinin de McDonaghy'in de herhangi bir sakatlığı yok diyorlar arkadaşlar bilginiz olsun. Sercan Hamzoğlu demiş ki Kurniç'e, Kurniç ve İngiltere olayı kapandı. E, Kurniç ve İngiltere olayı kapandıysa parti marti hepsi iptal. Başka liglerden bakılıyor demiş. Eğer bu olayı zaten kapalıydı da ben size demiştim. İngiltere olayı da kapandıysa bu Fabrizio Diaz'a iyi odaklanın. Geçen sezon 30-35 maça çıkmış mı acaba? Hemen bakalım. Çünkü internet diye bir nimet var elimizde. 20 25-26 yaşında diyor hocam. Bu oyuncu 26 yaşında. Doğru söylüyorsun. bu kimsenin aklına gelmezdi. Tebrik ederim. Israr ederim. İyi dans ederim. Transfer market. Neyse biz ona bakarken şey yapayım. Şimdi Fabrizio Diaz Brighton ve Barcelona istemiş. Brighton son anda yerine başkasını almış. 8,5 milyon euro. Sonraki satışlarında %20 pay vermişler. Uruguay'ın en dikkat çeken oyuncusuymuş. Avrupa'da transfer tahtası kapalı. O yüzden alamıyorlar. Yoksa sana bana koklatmazlar diyorlar. 2022-2023 sezonunda ne yapmış arkadaşlar? Bahsedilen 30-35 maça çıkan eleman bu mu diye bakıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ertan Süzgün. Ali ettifak. Berat Özdemir'in kiralık transferine izin verdi demiş. Berat Özdemir'in bizimle alakası yok. Giderse Galatasaray'a gider. Bilginiz olsun. Ve boşuna beklemeyin. Ha şunu da ısrarla söyleyeyim. Ali Koç 4 Eylül'ü olmazsa olmaz görmüyor. Sercan Hamzoğlu da bunu söylüyor. Türkçesi şu. Biz mevcut kadromuzda konferans liginde bu 6 maçı geçeriz diyor. Evet geçen sene Fabrizio diyor 16 maça çıkmış. bir asisti var. 890 dakika hani 2022-23 sezon olarak girince yanlış anlaşılmasın. Bir önceki sezonu merak ettim acaba onda mı 35 oynadı? Bir önceki sezon 35 maç, 3 gol, 1 asist, 2715 dakika. Sercan Hamzoğlu aslında şifreyi vermiş ama anlayana vermiş. Yani çok da detaya inmek istemiyorum. Arkadaşlar biz bu videodan ne öğrendik? Biz bu videodan İsmail Kartal'ın 6 numara müjdesini öğrendik. Yani İsmail Kartal açık açık kesinlikle 6 numara gelecek diyor. Açık ve net. Kıvırmadan. Sercan Hamzuoğlu'nun dediklerine güvenin. Öyle boş bir adam değil. Thomas Party falan Bizim şu Batuay falan gitseydi, Crespo, Batuay, belki Joshua King gitseydi Elimize iyi para geçecekti. Hal böyle olunca da geçemedi. Yani hal böyle olunca elimize iyi para geçemeyince de ne oldu? Biraz kıstık gibi oldu. Bir de tabii oyuncunun da sakatlığı var diye sosyal medyaya da bir şey pompaladılar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hani 3 aylık sakatlık diye. E Arsenal her maçta oynatıyordu bazen sağ bekli, bazen ön libero da falan. Zor bir olay. Fenerbahçe Ankara Gücü deplasmandan galip geldi. Fabrizio Diaz'a dediğim gibi teklif var. Luan Perez her an giderse şaşırmayın. Melisa Vargas anlattık. Fenerbahçe Ankara bir galip geldi. Dediğim gibi dinleyin abi. Yani TRT Spor'da dinleyin. Hocam ne diyorsa benim için odur. Üstüne laf söylemem. 6 numaradan başka transfer olur mu hocam? İşte fırsat transferi, cart transferi. Fırsat transferi 15 Eylül'e kadar her zaman olabilir. Şunu da söyleyeyim. Şu anki kaldı lafı doğru değil. Ya şu akin gitti lafı da doğru değil. Bekleyin, her an her şey olabilir arkadaşlar. Benim de sizlere söyleyeceğim bu kadar. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.